Çocuklar, şimdi sizinle beraber soru cümlesi kuralım. Bir cümlenin soru cümlesi olduğunu nasıl anlarız biliyor musunuz? Eğer cevap verebiliyorsak bu bir sorudur. Mesela ben size bir soru sorayım. Bugün kitap okudun mu? Evet, öğretmenim, okudum. İşte bana cevap verdin. Cevap verdiğin için ben sana soru sormuş oldum. Bir soru cümlesi kurdum. Şimdi burada da yine karıştırıp karıştırıp verdiğim kelimeler var. Bu kelimelerden seninle beraber bir soru cümlesi kuralım mı? Peki, önce bütün kelimeleri sıradan okuyalım. Derse kaldın, geç, neden? İlk hangi kelimeyi alalım? Derse, aferin, derseyi alalım. Tamam. Cümleye satır başından başlıyorum. Cümleye başladığımda ilk harfim büyük oluyor çocuklar. İlk harf büyük. Bu cümlenin kuralıdır. Yazalım güzelce. Siz de defterinize yazın. Derse. Derseyi yazdım. Şimdi diğer kelime hangisi olsun? Derse. Neden? Evet, nedeni de alalım. Neden? Neden? Geç. Geç, evet. Hadi siz söyleyin. Geç. Siz derse katılınca ben çok mutlu oluyorum çocuklar. Derse neden geç kaldın? Soru sorduğunu biliyorum ya çocuklar. Ben de soru sorar gibi okuyorum. O şekilde tonluyorum. Diyorum ki böyle normal derse neden geç kaldın değil de derse neden geç kaldın böyle soru sorar gibi tonluyorum. Evet, sonuna da soru işareti koyuyorum. Soru cümlelerinin sonuna noktalama işareti olarak soru işareti konur. Bu nereden şapkayı aldın? Evet. Hangisiyle başlayalım? Buyla başlayalım. Tamam. Cümleye başladım. İlk harfim büyük mü oluyor, küçük mü oluyor? Büyük oluyor. Cümleye başladım. Bu aldım. Evet, nereden şapkayı aldım? Hangisini kullanalım? Şapkayı, evet, hadi yazalım. Şapkayı. Bu şapkayı nereden? Nereden? Bu şapkayı nereden? Bunu da kullandım. Aldın. Siz de Türkçe defterinize yazın çocuklar. Aldın. Ve sonuna soru işaretini koymayı unutmuyorum. Bu şapkayı nereden aldın? Soru sordu. Cevap verebiliyor muyum? Nereden aldın? İşte şu mağazadan aldım diye söylüyor. Cevap verebiliyorsam bu bir soru cümlesidir. Evet, bu ders de burada bitti. Bir sonraki derste görüşürüz. Güle güle. Bye bye.